geçmişin en eski saz olsa da oku diye başlayan Emre, işte kendimi okudum ve anlatıyorum dercesine dinle diyerek mana veren Hazreti Mevlana ile birlikte değerini bulan ney? Gezegenlerin kendi etraflarında dönerlerken çıkarttıkları akıl almaz güzellikteki seslere dünya tercümanı olan makamların keşfinde payı büyük olan ney? Ecdadın Bismillahi ya Şafi diyerek birçok hastalığa tedavi maksatlı kullanılan musikimizin baş köşesine konumlandırdığı ney? Rivayet odur ki Hazreti Ali Efendimizin Resulullah Aleyhisselam'dan aldığı sırları haykırdığı kuyunun etrafında biten kamışlardan çıkan sesi duyduğunda sırlar buradan dökülüyor diyerek onurlandırdığı ney? Nice nefesler içindeki sırra neyi tercüman etmiş, nice neyler neyzenine yeni sırlar üflemiştir. Velhasıl her şey içinde her ne varsa onu söylemekte, her ney esrarına şekil verecek taze nefesler aramaya devam etmekte. Ayın Enstrümanı programından merhaba. İsmim Nadir Tınazcı. Osman Gazi Halk Eğitim Merkezi'nde ney eğitmeni olarak görev yapıyorum. Ney enstrümanını hep birlikte tanıyacağız. Önce tarihçesiyle bir başlayalım. Ney Sümerler'de na olarak bilinen terim ile ilk olarak duyulmuştur. Milattan önce 3000'lerde Mezopotamya'ya dayanan ilk buluntulara rastlanır. Farsça'ya da na olarak geçmiştir ve kamış anlamına gelir. İslamiyet'le birlikte Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'ye dinle neyden ifadesiyle başlaması, Mevleviler tarafından Na-i Şerif olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Farabi, Urmevi, Elkindi ve İbn Sina'nın musiki tarihimize kaynaklık eden eserlerinde üflemeli çalgılara, neyin ses sistemine ve çıkan seslerin çeşitliliğine dair çeşitli izahlar getirilmiştir. Şimdi önemli nezenlerimizi tanıyalım. Musiki tarihimizde musikimize nefesleriyle katkı sağlamış ünlü nezenlerimizden bazıları şunlardır. Hammamizade İsmail Dede Efendi, Abdülbaki Nasır Dede, Sultan 3. Selim, Nezen Salim Bey, Nezen Aziz Dede, Nezen Emin Dede, Halil Dikmen ve Niyazi Sayın'dır. Allah selamet versin. Halen sağdır kendisi. Allah hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Aynı zamanda Sultan Abdülaziz'e ney hocalığı da yapmış olan Nezen Yusuf Paşa, Segah Peşrevi adeta ney ile bütünleşmiş gibidir. İcrasına çalışalım ve ardından da birkaç Segah ilahi ile bağlayalım.
Emre'yi andığımız bu yılda Yunus Emre'ye güftesi ait olan Aşkın Aldı Benden Beni eserinde ilave etmiş olduk. Ney hepimizin bildiği gibi kamış adındaki bir bitkiden yapılmıştır. Kamışın serüvenine şöyle bir bakacak olursak, bilimsel adı Arundodonax olan bu bitki Nil Nehri kıyısında, Nil Nehri, havzasından başlayıp Orta Doğu'yu ve Türkiye'nin güneyini de içine alarak Hindistan'a kadar uzanan bir hat içerisinde yetişir. Türkiye'de daha ziyade kargı olarak bilinir ve Ege'den Akdeniz'e doğru uzanan hat üzerinde daha ziyade bulunur. Hatay, Adana ve Antalya bölgelerinde ise ney açılmaya en müsait olan kamışlar bulunur. Ney olacak kamış, sık boğumlu, geniş çaplı, ince etli, düzgün gövdeli olmalıdır. Bu özelliklere uygun kamış doğada bulunduğunda kış mevsiminde kesim yapılır, yaprakları soyulur ve bir yıla yakın kuruması için bekletilir. Yanımızda doğada ney yapımına uygun şekilde bulunabilen kamışlardan bir örnek var. Görüldüğü üzere etrafı yapraklarla çevrili. Bu yapraklar kuruduğunda, yani kış mevsiminde ney açmaya uygun boru boğum aralıklarına, çizgilere sahip olan kamış kesilir ve bir yıla yakın şekilde kuruması için uygun bir ortamda bekletilir. Biz bunun kuruması için beklerken yine bir eser icra edelim. Şaibeli de olsa Sultan Vere'de atfolunan bir eserdi bu. Şemi ruhuna cismim pervane düşürdüm. Kamışımız bir yılda yakın bir zaman geçti ve kurudu. Yavaş yavaş daha da kuruyacak. Yaprakları etraflarından temizlendi.
ve sarı bir hal aldı. Artık ney yapım aşamalarına geçilebilir. Öncelikle 9 boğum olacak şekilde ney açılmaya uygun biçimlerde kamış kesilir, kısaltılır. Üzerine öncelikle eğrilikleri giderilecek şekilde ısı tutulur ve aksi yöne bastırarak eğrilikleri giderilir. Sonrasında hesaplanan yerlere önde 6, arkada 1 tane olmak üzere 7 tane delik açılır. Daha sonra parazvane dediğimiz metal bilezikler, metal malzemelerden kaynatılarak, yuvarlatılarak neyin baş tarafına ve son tarafına geçirilir. Ki bu baş pare dediğimiz sesin oluşmasını, çıkmasını sağlayan, daha iyi çıkmasını sağlayan yapının takılırken kamışın çatlamasını engellemek içindir. Baş pareye gelindiğinde ise baş pare dediğimiz ağızlık, sert plastik malzemelerden günümüzde daha çok yapıldığı halde orijinali manda boynuzudur. Hatta geçmişte fil dişinden de yapıldığı vakidir. İçerisinin yapısı konik biçimdedir. Yanlara doğru genişleme yapar ki üflenildiğinde nefes biraz daha rahat bir şekilde içeriye girsin ve içeride hareket etmeye başlasın. Üflenildiğinde neye? Nefes ilk olarak nereden boşluk bulursa oradan dışarıya çıkar. Eğer ki arka delik kapalı ise üflenmiş olan nefes içeride hareket edecektir ve ilk boşluk bulduğu delikten dışarıya doğru çıkacaktır ve buradaki notanın adını alacaktır. Ney dilsiz bir enstrüman olduğu için blok flütü gibi direkt olarak üflenildiğinde ses oluşan bir enstrüman değil, özel bir gayret gerektiriyor. Öncelikle belli bir açı ile neyi tutmak gerekiyor. Bu da aşağı yukarı 45 derecelik bir açıya tekabül ediyor. Sonra da dudaklarımızı yuvarlatmak ve büzmemiz gerekiyor. Tıpkı ıslık çalacakmış pozisyonunu aldırmamız gerekiyor. Sonra düz bir çizgi halinde nefesimizi dağıtmadan içeriye doğru üfleyip sesin oluşmasını sağlayan belli bir noktayı arayıp oraya nefesimizi çarptırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde neyde ses oluşuyor. Öteki türlü yayvan bir dudak şekliyle üflenildiğinde nefes içeriye dağınık gireceğinden herhangi bir şekilde ses oluşması mümkün değil. Ney öğrenim aşamalarına bakacak olursak, tabii ki öncelikle neyden ses çıkartma aşaması. Bu öğrencilerimizi epey bir zorluyor. Belki ilk birkaç gün, birkaç saat ile birkaç gün arasında değişen zamanlarda neyden ilk sesi almak mümkün olabiliyor. Çeşitli üfleme çalışmaları, oturuş pozisyonları, tutuş pozisyonları denedikten sonra kişi bunun sözel tarifi çok fazla olamayacağı için kendi deneyerek, kendi keşif yoluyla neydeki ilk sese ulaşıyor. Sonra tutuş pozisyonunu aldırıyoruz ve yavaş yavaş perdeleri kapatarak neydeki seslerin değişmesini bekliyoruz. Derken buna nota, makam ve usul eğitimlerimizde eşlik ediyor kurslarımızda. Böylelikle ney eğitimiyle birlikte bu bilgileri de alıp öğrencilerimiz ney üfleyebilir duruma geliyorlar. Ney çeşitlerine bakacak olursak, neyler farklı boylarda yapılabiliyor. Çeşitli uzunluklarda ve çeşitli uzunluklarda, kısalıklarda yapılabiliyor. Musikimizde, musikiyi icra edecek olan kişinin veya koronun ses aralığına göre belli bir akort kullanmak durumundayız. Bu akort değişikliklerini, yani sesin incelik ve kalınlıklarını diğer enstrümanlar, özellikle telli enstrümanlar, gergin tellere geçerek, gergin tellerden çalarak sesi inceltip veya aksi yönde hareket edip sesi kalınlaştırıp yapabiliyorlar. Neyde bu durum? Oldukça zor bir işlem. Çünkü ney sabit akortlu bir enstrüman. Perdeler bir kez delindiğinde artık oradan çıkacak ses belli olduğu için biz bu ses aktarım işini neyi değiştirerek daha ziyade yapıyoruz. O nedenle sesi ince olan solistlerimiz veya koro eser icra edeceği zaman boyu daha kısa olan, yani üflenildiğinde nefesin daha az bir mesafe kat edeceği kısa boylu neyleri tercih ederken kalın ses çıkması gereken durumlarda ise boyu daha uzun olan neylerimizi tercih ediyoruz. Yine Yunus Emre'nin basit bir eseriyle ve bu eserin tekrarlarını farklı boy neylerle yaparak bu anlattıklarımızı pekiştirelim.
aynı eseri bir boy büyük olan neyimizle icraya çalışalım. Yine bir boy büyük neyimize geçelim. Ve son olarak da yanımızda bulunan en uzun boylu ney ile aynı eseri üflemeye çalışıp arasındaki ses farkına bakalım. Uzadıkça neyden çıkacak olan ses kalınlaşırken, ney boyu kısaldıkça ondan çıkacak olan ses inceliyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi sesi daha ince olan solistlerimiz veya korolar kısa boylu neyleri tercih ederlerken, sesi daha kalın olan solistlerimiz boyu daha ince, boyu daha uzun neylerimizi tercih edebiliyorlar. Ney de boy uzunluğunun yanında çapın da önemli bir unsur olduğunu söylemek gerekiyor. Ortalama bir çap ile, yani şöyle bir çap ile ney üflemek biraz daha makul geliyor. Çünkü çok fazla çaplı olan neylerde nefesimizin yetmemesi ve ince olan notaları çok rahat bir şekilde elde edememek gibi bir durum söz konusu. Bunun yanında çok fazla ince olan neylerde de kalın sesleri elde edebilmenin güçlüğü vardır. Bu nedenle biraz daha orta halli kamışlardan açılan neyleri tercih etmek gerekiyor. Belki de formu en az değiştirilerek elde edilen bir enstrümandır ney. Doğal halinde budakları vardır kamışın üzerinde. Dallanıp budaklanır buralardan, ufak deliklerinden. Bu budaklar temizlenir. Ve az önce bahsettiğimiz gibi kamış doğrultulur, içi açılır, belli genişlikteki aletlerle içi açılır. Kalın, yani çaplı olan kamışlarda bunun iç açısı biraz daha genişçe aletlerle yapılırken, daha ince olan, daha çapsız olan neylerde daha ince olan delgi aletleri kullanılır. Boğum çizgilerinin altları, yani iç kısımları kamışta kapalıdır. Yani kamışlar odadır. Bu odacıkları kapalı olan boğumlardan dediğimiz gibi çeşitli aletlerle delmek suretiyle içerisinde nefesin ilerleyeceği bir çizgi, bir hat oluştururuz. Bu iç çapın, iç delginin en kısa olan, en dar olanıyla en üst müzik kutusu dediğimiz boğum kapağını açarız ve aşağıya doğru gitgide genişleyerek neyimizi delgi aletleriyle delip oluştururuz. Neyin yapım aşamalarını kısaca özetledikten sonra öğrenim aşamalarından da söz etmiştik. Ney üflemeye başladığında sabırla çalışmak gerekiyor. Dediğimiz gibi ilk 1-2 saat belki sesi elde edilemiyor ama ondan sonra çalışma devam edildiğinde, sabırla çalışıldığında elbet güzel sesler geliyor. Biz 12 yıldır yaklaşık olarak Osman Gazi Belediyesi'nin OSMEK kurslarında ney eğitmeni olarak görev yapıyoruz. Tecrübelerimizden anlaşıldığı üzere ney üfleyemeyecek kişi hemen hemen yok gibi. Sabah peşref, ardından 1-2 tane güzel ilahi.
Tamburi Büyük Osman Bey'in Sabah Peşrevi, ardından Yunus Emre'nin İsmi Subhan'ı Verdim mi var ve Gelin Ey Aşıklar Gelin adlı ilahilerini seslendirmeye çalıştık. Ney'in hayat hikayesini özetleyen şu kısa paragraf ile programımızı nihayetlendirelim. Neyim ben? Kamışlık'ta doğdum, hamdım. Kendini arayanlar buldu beni. Önce kestiler, sonra ateşe tuttular gövdemi, piştim. Kızgın demirlerle dağladılar bedenimi. İçim açılırken yandım. Yandıkça içim açıldı. Elden ele dolaştırdılar, ses çıkartacak bir yer aradılar. Yanıklarıma üflediler, daha da körüklediler, tuttu sızılarım, ses etmedim. Sonra boşluğumu bıraktım içimden, ses ettim, tüttü sırlarım. Boşluktan varlık çıkınca kalan hiçlikmiş meğer. Varlığı bulmak için boşluğa üflemeye değer.''